Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen en ağır ceza verilmiştir ve cezasında da indirim yapılmamıştır. Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşıyordu. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. 3 Aralık 2019'da gittiği bale kursundan dönerken evinin önünde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Mahkeme ikinci duruşmada Özgür Arduç hakkında kararını verdi. Arduç, canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti katilin cezasında indirim yapmadı. Hükmünü açıkladı. Verdiği hükümde Türk Ceza Kanunu 82 Taksim 1B maddesi uyarınca canavarca hisle kasten öldürme suçundan dolayı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Evlat acısı yaşayan Ceren'in ailesi kararı değerlendirdi. Karardan memnunuz. Ayrıyeten bize destek olan avukatımız başta olmak üzere tüm baro avukatlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tüm halka ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular. Böyle de olması gerekir diye düşünüyorum. Başka da çok söyleyecek bir şeyim yok. Adalet yerini buldu diyorum ama acımız dinmeyecek. Özdemir ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Boyraz da açıklama yaptı. Yine sanığın sabıkalı geçmişi pişman olmamasını ve geçmişi dikkate alınarak cezasına 62. maddesi uyarınca indirim yapılmaması kararı verildi. Yine bildiğiniz üzere infazı aşamasında da bir takım farklı hükümler söz konusu. Mükerrir dediğimiz suçu bir kez birden fazla işleyen kişilere ilişkin özel infaz rejimiyle cezasının infaz edilmesine karar verildi. Ben burada huzurlarınızda Ceren Özdemir'in değerli ailesine tekrar sabır ve başsağlığı diliyorum. Elbette verilecek hiçbir ceza ailenin acısını ortadan kaldırmayacaktır. Katil Arduç, iki polis memuruna zarar vermekten 10 Şubat'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.